Şimdi hangi hakim görse, savcı görse, aşk avukatımız gelmiş diyor. Aslında güzel bir şey, güzel bir enerji. Hayatında kimse var mı? Şey şok. Ben, şok, şok, şok. Hayatımda biri var, evet. Peki neden inşaat mühendisi, mimar olmadığında avukat Onu olmadığında? Onu bana çok abim diretti. Sosyal medyadan yazılanlar var mı sana? Ahlaksız teklifler de Ahlaksız... çok var. İşte gözaltına ne önerirsin? Diye. Köpçe tandık yapar mısın? Yaparım çok. Ben kaç tane arkadaşımı evlendirdim? Kaçında boşadık? <laughs> <laughs> Boşamadım. Onlar kendileri boşandılar. Yani e çocukluğun böyle... mı geçtin? Çok gezdim inşaatlardan. Nasıl bir evde doğdun? Başlıyorum şimdi. Bu bunu da yaptı, şu şunu da yaptı falan demeye başlıyorum. Diyor Adriana Liman'ın aldatıldığı bu hayatta seni harcarlar hatce diye. Gerçekten öyle yani. <laughs> Evet İnci Sözlük TV izleyicileri, son günlerin çok popüler ismi Erkan Yalçın bizlerle olacak. Hoş geldiniz diyelim, başlayalım programımıza. Hoş bulduk Sertancığım, nasılsın? İyiyim Erkan, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Kendi evime gelmiş gibi hissettim biliyor musun? Vaa, çok sevindim. Yani söylüyorum. uzun yıllardır birbirimizi tanıdığımız için. Ben anlatmayayım, Bu reis, burasını sen anlat. Ben anlatayım. O zamanlar ben başka bir kanalda program yapıyordum. Evet. Ee, i̇lk orada seni tanıdım. Ben o işi keşfetmiştim o zaman ama senin hesabın gizliydi. Evet açık ee, değildi. Değil mi böyle bir popülite yoktu. Gene kanallara gidiyordum. Ben ünlü da... olmak istemiyordum. Beni halk keşfetti. <laughs> <laughs> halk keşfetti. <laughs> bir de Zülal keşfetti. O da geldi. Bugün onu da getirdim. Birazdan alırız buraya. Olur olur. Zülal o serüvenimi de o anlatsın. Ben anlatmayayım. Bir de Bahar da geldim ortağım. Süper. O da benim her zaman destekçim, yardımcım, arkadaşım, dostum. Yani şu an bütün işlerim onda. Ben böyle kanal kanal geziyorum işte. Diğer işlere yansıdı mı olumlu olumsuz? Ya Bu popül popül popüler olunca tabii ki ister istemez yansıyor. Ama yani benim sosyal medyadan işte dosya alayım kaygısı vesaire hiçbir zaman olmadığı için böyle bir ihtiyacım yoktu zaten. Yani. Süper. Öyle bir kaygım yok yani. Ama ben hukuk konuşmak istemiyorum. Bence de konuşmayalım. Erkan Yalçın'ı konuşalım yani. O AV noktasını koymadan başına. Evet. Ee, Erkan Yalçın mesela neler yapar, e, hobileri nelerdir, yemek yapmayı seviyor. Bir kere çok şık giyiniyorsun. Teşekkür ederim. Ee, bunları dinlemek istiyorum. Mesela nasıl geçiyor zamanın? Benim zamanım nasıl geçiyor? Ya ben çok yoğun bir insanım öncelikle. Öyle başkalarının hayatlarını düşünecek, işte başkalarına e, şunu yaparsam bu olur, bunu yaparsam bu olur diyecek zamanım dahi yok. Yoğun bir şekilde çalışıyorum. Genelde günde 5 saat falan anca uyurum. Yani belki o saati bile bulamam, öyle söyleyeyim. E, hayatımda olan insanlara hem renk katmayı hem de onlara vizyon kazandırmayı seviyorum. Ee, yoğun bir iş hayatını bir yana bırakırsak günlük hayatımda çok renkli bir insanım öyle kasvetli drama dizileri mesela izlemeyi sevmem drama yapmam ee, herkesin bir hayat hikayesi vardır ya. Biraz ağlayayım mı? Reytinglerimiz artsın falan. Arada çok bir seviyorum. böyle gözyaşı falan dökeyim. işte şu oldu <laughs> bu oldu. şiddet gördüm falan filan. Hiç böyle bir hayatım olmadı yani. Olsaydı iyi olur muydu? Bilmiyorum. Reyting için iyi olurdu belki ama benim kişiliğim için iyi olmaz diye düşünüyorum. Ya da ben sorayım böyle şey gibi. Aynen, arada... Nasıl bir evde doğdun? Yani şey işte doğduğun ilk kaderindir derler. Ya şimdi başlıyormuşum. Şöyle olduk böyle bittik falan. Benim doğduğum ev gerçekten renkli bir evdi. Güzel bir evdi. Otoriter bir baba vardı ama tepemizde. Ama her zaman mutluyduk yani. Kalabalık bir ev. Kalabalık bir sülale. Çok kültürel bir aile. Yani her meslekten insanın olduğu bir aile. Hem akrabalar açısından hem kendi ailem açısından. Her zaman birbirimize saygılı olduk. Dürüst olduk. Kimse kimsenin arkasından kuyu kazmadı diyormuşum başlıyormuşum bu bunu da yaptı şunu da yaptı falan demeye başlıyorum. Yani her zaman e, kişisel özgürlüklerimiz konusunda birbirimize saygılı olduk. Kimse kimsenin hayatına bu noktada müdahale etmedi. Herkes istediği hayatı yaşayabilir dedik. E, mesleklerimiz konusunda da yani e, hem ailede olsun hem akrabalık ilişkilerinde olsun. Yani çevrede yani ailede o kadar güçlü insanlar var ki. Hem mesleki olarak hem işte siyasi olarak hem e, popülerite olarak. Onların arasından sıyrılmış biri de değilim aslında baktığında. Yani aile e, böyle bir dizi çeksek. Yani yıllarca böyle reytingin zirvesinde ola, olabilecek bir aile. Böyle reyting alabilecek bir aileyiz. Yani o yüzden seviyorum. Çok güzel bir aileye doğdum. İnsanlar ailesini maalesef seçemiyor ama... Ben gerçekten o noktada şanslı olanlardan olduğumu düşünüyorum ki keza bahar da sürekli mesela bize gelir kalır otururuz yeriz içeriz eğleniriz. Yani bu noktada mesela hep arkadaşlarıma da açık oldum. Yani, yemek yemeye gidiyorduk diyor Erkan üniversite zamanı. Ya o üniversite dönemini o gelsin kendisi anlatır zaten ama yani normal iki hafta önce falan da herhalde istediğimdeydin değil mi? Aynen babamla oturuyor beraber işte sigarasını içer muhabbetini yapar hiç benle e, şey yapmaz yani hani böyle babamla arkadaş gibiler mesela hani böyle annemle keza öyle kendi kardeşlerimle öyle yani çevremdeki insanlar benim zaten hani böyle açık ve net bir insan olduğumu bilirler. Çünkü ben neysem oyum onu yansıtıyorum sosyal medyada maalesef çok şey bir kitle var yani bir anda sizi dibe de çekebiliyor bir anda üstte de zirveye de çıkarabiliyor. O kitle sizi tanımadığı için yani aslında birçok program teklifini de bu yüzden kabul ettim aslında. İnsanlar tanıdıktan sonra o ön yargıları zaten bir kenara bırakacaklardır. Bundan eminim. İnsanlar tanıdıkça evet bu böyleymiş zaten. Hani e, her zaman açık kişisel görüşlerini beyan edebilen işte renkli bir kişiliğe sahip her zaman kendine özen gösteren çünkü ben hani İnsanın kendine olan öz saygısını seviyorum. Sertan ben sana saygı göstermek zorunda değilim, ama kendime o saygımı göstermek zorundayım. Çünkü sen kendini bilmezsen insanlar seni yani şey psikolojisi var ya diyor Adriana Lima'nın aldatıldığı bu hayatta seni harcarlar hatce diye. Gerçekten öyle yani hayat böyle bir hayat. Kesinlikle. Yani o yolda giderken birileri seni sırtına alıp da hadi sen yorulma sana altın tepside bir hayat sunayım demiyor. Hayat sana kafana vura 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 her şeyi öğretiyor. Şöyle çok büyük bir avantajım oldu hep. Yani ne kardeşlerim yönünden ne aile yönünden hani bu noktada hep iyi olduk. Çünkü hep birbirimizi sevdik. Hep birbirimizin kişisel görüşlerine, yaşam tarzına, kalitesine saygı gösterdik. Birbirimizin sınırlarına dahil olmadık. Yani bugün atıyorum ben bir arkadaşım yemeği alıyorsam, diğer kardeşim bugün program yapmıyor mesela. O gün benim konuğumla ilgileniyor. Çünkü niye hani birbirimize her zaman bu noktada destek olduk. Böyle bir ailede de doğunca bu çok büyük bir avantaj oldu benim için. Yani bir noktada takıldığında ya işte abicim hani bu dosyamda şöyle bir şey oldu hani aile de köklü bir firmaya sahip yani öyle olunca da hani mesela inşaat sektöründe onlar bir şey olduğunda o alanda bir işim olduğunda mesela gidip saatlerce hani bunu böyle mi yapsak şöyle mi yapsak böyle mi oluyor iş nasıl gidiyor yani mesela belki hani diğer meslektaşlarım inşaatın nasıl yapıldığını bile bilmez ben en tepeden en temelden üste kadar ne kadar gidebileceğini bile hesap marjını bile çıkarabilecek hani şeye gelmiş bir durumdayım yani e, çocukluğun böyle... inşaatlarda mı geçti? geçti yani çünkü ailede hani e, mimarı olsun mühendisi olsun inşaat yaptıkları için yani kafanda baretle ben çok gezdim inşaatlarda Hani bu noktada orada çalışan çalışma arkadaşlarımız da hani hepsi beni o konuda çok severler. Mesela ben bazen hani renk gelsin diye inşaata gidip de böyle komik bir şey anlatıp saatlerce güldüğümü bilirim. O yüzden seviyorum hayatı ya böyle yaşamasını da seviyorum. Çünkü sürekli negatif negatif düşünen insanlarla iç içe olduğun zaman bu sefer hayatın kararıyor. Ne gerek var buna? Peki neden inşaat mühendisi mimar olmadığında avukat olmadın? Onu bana çok abim diretti ama ben dedim ki ben inşaat mühendisi olmayacağım. Normalde ben moda tasarımcısı olmayı düşünüyordum. Yani bir kere şimdi çok özür dilerim. bu, kime sorsak yoldan geçen ne iş yapıyordu? Herhalde en son söyleyecekleri şey avukat olur. Evet. Yani nedendir bilmiyorum herhalde. Yani artık avukatlar yakıştırmıyorlar demeyeyim de herhalde hani bu kadar pozitif olup işte bu kadar renkli bir kişiliğe sahip olunca hukukun o kasvetli o gri perdeleri, siyah koltuklarının arkasına giremeyeceğimi düşünüyorlar. Aksine bu birçok kapının önünü açtı aslında. İnsanlar nasıl ki bir çocuk diş hekimini gitmeye korkarken insanlar bana gelirken artık hani o ön yargısını kırıyor ve anlatmak zorunda olduğu her şeyi anlatabiliyor. Kimi insanlar mesela işte her şeyini avukatına anlatmaz. Ya da atıyorum her şeyini dişçiye anlatmaz. Yani bir dişi ağrıyordur ama hani ne tancılar çektiğini anlatmaz. Ama o vibe'ı verebilmek önemli. Evet. Onu verdiğin zaman o kapalı kutuyu açıyorsun ve oradan bir hazine çıkıyor. Bir bakıyorsun hiç ummadığın bir yerden bir insanın hayatına o kadar güzel dokunmuşsun ki hayatına yön veriyor. Çok insanla çalıştım hiç unutmuyorum. Yıllar önce bir üniversite öğrencisinin hayatına herhalde bir şekilde dokunmuş mu artık ne işi vardı ne yaptık bilmiyorum. Geçen gün sosyal medyadan yazmış bir yorumun altına. işte Erkan Bey gerçekten çok iyi tanımanızı isterim. Benim hayatıma o kadar çok şey dokundu ki hani gerçekten hayatımı 360 derece değiştirdi diyor. Benim amacım aslında insanların hayatına dokunup o insanların hayatını değiştirebilmek. Çünkü bir suçluyu suçlu diye herkes zaten linçliyor. Herkes linçliyor yani Türkiye'de bunu biliyorsun yani Hı -hı. bir suç işledi diye kimse ah hadi çok iyisin iyi ki suç işledin demiyor. Linçliyorlar ama onu topluma kazandırma noktasında hangi insan yani bugün birimler bile bunu yapmıyor. Yani kurumsal birimler bile bunu yapmıyor. Hani tamam ıslah evleri var ıslah etmek için gerekli prosedürler var ama orada çalışan insanlar bile yani onlar da bizim kendi vatandaşımız insanımız o insanın ıslah olmayacağı psikolojisiyle başladıkları için o insanı oraya aldıklarında diyor ki ya bu zaten atıyorum işte yasaklı madde içiyor bu düzelmez zaten. Şimdi sen bu psikolojiyle bir insana sen bunu yapamazsın dediğin zaman zaten yapamayacaksın. Ben tam tersini yapıyorum. Bana yapamazsın dedikleri her şeyi yaptım. Bana dediler ki şunu olamazsın oldum. Bunu yapamazsın dediler yaptım. Yani böyle olursanız aslında hayat ondan sonra size bir şeyler katıyor. Yoksa basit bir Sertan, basit bir Erkan olarak hayatımıza devam edebiliriz. Yani kimse de bir şey demez. Etlisine, sütlüsüne karışmayan, maddi konuda bir sıkıntısı olmayan biri olarak hayatıma devam edebilirdim. Benim zaten öyle bir kaygım ve ihtiyacım da yok. Ben mesela tam onu söyleyecektim. Şimdi paylaşımlara baktığımız zaman böyle hayatla ilgili de çok paylaşım yapıyorsun. Yani çoğu hukuk üzerinde ama çok tavsiyeler de veriyorsun insanlara. Güzel değil mi peki? Çok güzel. Yani bunu herkes yapmıyor. Çünkü niye? Gördüğüm şeyleri yani şu popüler ana kadar... Popüler olmak için mi yapıyorsun? Popüler yani? olmak için değil. Benim popüler olmaya ihtiyacım yok. Zaten popülerim ben. Öyle değil mi? Tamam kızma. Evet, Kızmıyorum. Yani niye kız... Bu noktada niye şey yapıyorum? Yani popüler olmak için popüler bir çevreye sahip olman gerekmiyor. Birçok ünlü benle oturmak istiyor ve ben tekliflerini geri çeviriyorum. Ne gibi teklifler geliyor? Yani şey diyormuşum ahlaksız teklifler. Onlar değil. Yani çay sohbeti, kahve sohbeti, yemek sohbeti işte şu an Ramazan'dayız oruç tutuyoruz birçoğumuz. İftar davetleri bunlar oluyor ama birçoğunu geri çeviriyorum yani zamanım bile yok diyorum bunlara. Yani başkası benim yerimde olsa popüler olmak için yapıyor olsaydım emin ol şu an birçok ünlüyü şeyine eklemişti, portföyüne eklemişti. Benim zaten buna ihtiyacım yok yani. Kişisel verileri koruma kanuna tabi olduğum için çalıştığım insanları söyleyemem. Peki. Re reklam teklifi geliyor mu? Var. Çok. Çok geliyor ama hiç şey yapmadım. Kabul etmedin? Yok yani. Almamaya çalışıyorum şimdilik. Süper. Peki çok yoğunum diyorsun ya. Hayatında kimse var mı? Hayatımda biri var ama o biri benim için çok... Şok! Şok. şok, şok, şok. Hayatımda biri var. Evet. O biri var ama şöyle yani hani ee, hayatım boyunca hani böyle ben şey bir insan oldum hani bu noktada açık bir insan oldum yani birbirine katıp e, bir şeyleri hani o vizyonu yakalayabilecek bir insansa hayatınıza alıyorsunuz yani hepimizin hayatında sevgilileri oluyor geliyor geçiyor bu insanla iş atıyorum evliliğe gider mi gitmez mi o noktada tabii ki hiçbirimiz kesinlik söyleyemeyiz ama ben hani genelde bana soranlara evlenmeyi düşünüyor musun dediğinde evlilik düşünmüyorum diyorum çünkü ben gerçekten hani bunu bir programda da söyledim, gündem oldu. Evlilik diye bir şeyin şu Z kuşağı döneminden sonra kalmayacağını düşünüyorum. Ben bu algıdayım. Ben de öyle ha bu benim kişisel görüşüm. Ama dönüp de bunu hani ya işte avukat böyle dedi demek yerine ben Erkan Yalçın olarak onu söyledim. Bu benim kişisel görüşüm. Ha evliliğe karşı mıyım? Değilim doğru insanla doğru zamanda doğru yerde yapılırsa karşı değilim. Yani o kadar çok insan tanıdım ki yan yana gelmemesi gereken insanlar evlenmiş. Yani bu gerçekten insanları çok kötü etkiliyor. Bütün yaşam tarzını etkiliyor. Düşünsene hiç ummadığın bir insan hayatına giriyor ve alt üst oluyor hayatın. Şimdi başlayacaklar. Hayatın altının üstünden daha iyi olmadığını nereden biliyorsun? <laughs> yani bunu söyledikleri için altını görün de ondan sonra konuşalım. Çünkü ben müvekillerle birlikte saatlerce ağlayabilen bir insanım yani. Önce peçeteleri koyuyorum, ağlıyoruz, ağlıyoruz ondan sonra oradan deyip kalkıp ofis içinde oynayan bir insanım yani. Ama hani bunları yaşıyorsun, görüyorsun doğru insanla evlilik yapmadığını da düşünüyorsun e niye evleneceksin niye ki evleneceksin. Yani, ilişki tavsiyesi versen kadınlara mı erkeklere mi vermek istersin valla ben kadınlara da ilişki tavsiyesi veriyorum erkeklere de veriyorum hatta bazen yakın arkadaşlarım mesela biriyle tanışmış diyelim diyor ki ya lütfen lütfen gel sen de tanı sence bu bana uygun mu bunu mesela diyor ben gidiyorum direkt masaya oturduğum gibi diyorum inanamıyorum sana yapma dediğim, çıkma dediğim Tipi her şeyi mi? bulmuşsun yani. Hani böyle sıralarsın ya madde madde işte şunu kullanmasın, bunu yapmasın, şunu etmesin. Hepsini bir insanda yani bir kadında ya da bir adamda toplamış. Direkt onu karşıma getirmiş. Sonra da diyor ki bizden olmaz mı? Yok olmaz diyorum. Karışıyor mu ilişkilerinizle arkadaşlar? Çok. <laughs> Bahar'ın bütün hayat şeyini mahveden bir insanım. Özel hayatı kalmadı. Özel hayatı kalmadı. Ya ben şey sevmiyorum yani. biz Şimdi bana atıyorum kendi kız kardeşlerimde bile bunu soruyor. Biri bana enişte olacaksa yani birazcık benim de fikrim alınsın ya. Sonuçta aile oluyorsun Sertan öyle değil mi? Yani, yani aileye yeni bir birey geliyor ve yani ben demiyorum direkt benim gibi renkli bir kişiliğe sahip olsun demiyorum ama benim katı kurallarım var onlara en azından uysun yani. Çöp çatanlık yapar mısın? Yaparım çok. Ben kaç tane arkadaşımı evlendirdim? Kaçında bu? <laughs> Boşamadım. Onlar kendileri boşandılar. Ben boşamıyorum genelde. Söylüyorum diyorum. Devam ettirebildiğin kadar ettir. Hatta ben evlendirmişsem devam etmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yatılıya gidip 5 gün yatılıda kaldığım oluyor. Sırf niçin o ilişkiyi o şey düzenini oturtmak için. Diyor ki ya Erkan bu yemek yapmıyor. Diyorum ki ben gelir yaparım. Ben gelir yemeğinizi yaparım. Yeter ki boşanmayın. Hani bunu bile yapıyorum bazen. Ya ben genelde insanların olumlu, alımlı birbirlerine saygı çay bak sevmek zorunda değilsin. Hani herkes herkesi sevmek zorunda değil. Herkes herkesi severse ya da herkes bir insanı çok severse o, o insanda bir terslik vardır. Ben hep bu algıda bir insanım. Yani bu noktada hani dönüp baktığında diyorsun ki nasıl yani? Bu olmaması gerekiyor. E, oturuyorum diyorum ki bak olabilir hataları olmuş olabilir, şeyleri olmuş olabilir ama tölere edilebilecek bir hataysa bence yapılması gerekiyor. Evlilik ya da hayat arkadaşlığı, sevgililik bu değil midir? Ya bir insan sanayık olacaksa o insanla o yolu yürümemen lazım. Ben bir tane böyle Polonya'nın orada yürüdüğüm videomda diyorum. Diyorum ki hayat seni yoracaksa bırak o hayatı seninle yürüyecek olan insanlar yürüsün. Yani sürekli bana eksi bir şey katacak bir insan niye yanımda yürüsün ki? Ya düşünsene şuraya gidelim gelmiyorum. Buraya gidelim gelmiyorum. Bunu yapalım istemiyorum. Şöyle olsak olur mu olmaz? Ya ben insanlara şunu bazen söylüyorum. Diyorum ki hayatı akışına bırakın bazen. Hani bazı noktalarda gerçekten akışına bırakılması lazım. Mesela iş hayatında bunu hep söylüyorum. Geliyor bugün davayı açıyoruz diyelim anlaşıyoruz atıyorum bütün doneleri hazırlamışız dava açıyoruz 2 gün sonra arayıp davam ne oldu elinin körü oldu yani iki gün içinde bir işlemin bitmesi mümkün değil bazen diyorum o yüzden hayat akışına bırak her şey çok güzel olacak sen diyorum artık bu işi atıyorum yargıya taşıdım bunu at yani at arka plana hayatına odaklan bunu yapan yani insanlar mutlu oluyor ama böyle her şey 7-24 acaba sonum ne olacak dediklerinde sonunu düşünen kahraman olamaz. Kutlar Vadisi repliği de vermiş oluyor. ya bir şeyi çok merak ettim. Sosyal medyadan yazılanlar var mı sana? Ne gibi mesela? Mesaj, mesaj mesela. Ya mesajdan kastın ne? Ahlaksız teklifler de çok var. Ahlaksız Herkes teklif. yazıyor yani. Şimdi hani şeye baktığın zaman. Bir, Fake bir, hesaptan mı yazıyorlar? Fe, mi yazıyorlar? Nereden yazıyor? Onları ben okumuyorum. Asistanım okuyor genelde. Yani şimdi şöyle bir şey var bizim hani toplum için konuşayım. İnsanların ağzı torba değil ki büzeyesin. Bunu alın koyun cebinize. Ondan sonra benim dediklerimi düşünün. İnsanlar sana her şeyi söyleyebilir. İnsanlar sana her şeyi yazabilir. Hakaret yazanlar da olabilir. Klavye başına gel geçtiğinde bizim Türk toplumu için konuşuyorum. Abi öyle bir şövalye oluyorlar ki sonra bir hakaret dosyası davası açılıyor ben kendi kendim için demiyorum başka hakaret dosyalarını hani vekillik yaptığım çok oldu diyorum ki mesela bu hakareti niye yaz ya o gün boşluğuma geldi yazmayacaksın senin bu boşluğuna gelemez onun kişisel hakkına giriyorsan sen bunu yapamazsın ondan sonra da yok işte bu kadar tazminat istiyorlar anlaşalım mı anlaşmayalım mı çıkacak para cebinden. Açıyor bu maddi bir dava? eden maddi bir edimse bugüne kadar bana hakaret eden hiç kimseye dava açmadım ama bu açmayacağım anlamına da gelmiyor. Şimdiden buradan söyleyeyim. Bu program yayınlandıktan itibaren ne olursa olsun ufak bir hakarette dahi patlatırım davaları hiç acımam. Çünkü ben şu algıda bir insanım. Kimse benim kişisel hakkıma giremez. Eğer bir insan benim kişisel hakkıma giriyorsa ben bir avukatım. Erkan Yalçın'dan ziyade ben bir avukatım. Nedir bu kişisel Ben hak? otururum kendi hakkımı bir avukat olarak tabii ki kendimi savunabilirim. O hakkı biraz açalım mı mesela? O açalım. hak nedir yani? Yani kişisel hakkın şu. Yani atıyorum. Sen bir Sertan Kırços'un değil mi? Hı. Sonuçta senin kiş kişi olarak bir bireysin. Benim sana Sertan sen şöylesin, Sertan sen böylesin diye hakaret etmeye hakkın var mı? Hı. Yok. Bu senin kişilik haklarına benim vermiş olduğum bir zarar. Ben bu noktada senin hakkına giremem. Senin eğitim hakkını engelleyemem. Senin vatandaşlık hakkını engelleyemem. Senin atıyorum o gün bir işin var ve ben sana geliyorum, arabamla çarpıyorsam, senin o zamanını alıyorsam atıyorum senin o günkü bütün maddi edimlerini karşılamak zorundayım. O günkü hak kaybını karşılamak zorundayım. Yani özgürlükler noktasına da girdiğimizde sen benim, ben senin kişisel özgürlük alanlarına dahil olamayız. Nasıl olamayız? Diyelim ki benim bir hakkım var. Ben senin hakkına mağdur edecek kıvama getiriyorsam benim hakkım orada kesiliyor. O kırmızı çizgiyi bilmek lazım. Kişisel hak dediğim şey bu. Yani oturup Kimse kimsenin hakkında ne bir kötü eleştiri yapabilirsin Ya diyebilirsin ya Erkan bugün çok kötü giyinmişsin Olabilir bakarsın Aa evet bu bununla kombin edilmeyebilirdi Dersin ve de değiştirirsin Ama bir insanın genel olarak bütün hakkına giremezsin Böyle bir dünya yok Yani böyle bir dünya varsa da bizim ülkemizde yok Davalar bu yüzden açılıyor Ben o yüzden bu noktada mesela ünlülere çok hak veriyorum Bazen mesela eskiden derdim ya ünlülere, ünlüler için yani o selebriti sınıfı için. Ya ne gerek var her böyle eften püften yazan herkes de dava ediyorlar. Ya ben yaklaşık şöyle söyleyeyim sana. 3 aydır yani yaklaşık profilimi hani gizliden açık amme hizmeti yaptığım bir profile dönüştürdüğüm, <laughs> kamuoyuna açtım. Kamuoyuna açtığım diyeyim. Kıvama getirdiğimden bu yana yazılan hakaretlerin haddi hesabı yok ama... Atıyorum 5 bin tane, 7 bin tane, 10 bin tane yorum geldiyse bunun 200 tanesi kötü. Geri kalanları çok çok iyi. Hatta çok çok iyi olanlar var. Onlar için teşekkür ediyorum. Çok güldüğün bir tanesini paylaşmak ister misin bizimle? Ya mesela işte ee, diyor ki işte göz altına ne önerirsin? Göz altı biliyorsun ya BB krem öneririm falan. Ona çok gülmüştüm. İşte yatar mıyım yataşko mesela yazıyorlar. Hani bunu da. Aşkoyu çok kullanıyorlar. Ama ben aşkoyu hiç hayatımda evet. kullanmış bir insan değilim. Sen az buçuk evet, biliyorsun evet, beni. Evet. Yani hayatım boyunca hiç aşko kullanmadım. Ve onu yapıştırdılar bana. Şimdi hangi hakim görse, savcı görse aşk avukatımız gelmiş diyor. Aslında güzel bir şey, güzel bir enerji. Ama ben hayatım boyunca hiç kullanmadım. Yani bunu dillere pelesenk yaptılar evet. birazcık. Belki ileride şey diyormuşum arabesk bir albüm yapıp bunu kullanabilirim falan diyormuşum. Öyle bir şeyim yok kesinlikle. Hemen sorayım mesela bu, bu iş böyle nerelere götürebilir seni? Mesela defile teklifi gelebilir sana. Geldi. Geldi mi? Geldi. Şey catwalk yürüyüşü dedikleri o yürüyüşü bütün mankenler yapamıyor dediler ve avukat Erkan Yalçın yapabiliyor dediler. Dedim avukatı bir kenara atın Erkan Yalçın olarak gelmek isterim ama düşünmüyorum dedim. İlerisi için bilemiyorum yani şu an için en azından düşünmedim. Keyifli şu an. Bir bakıyormuşsun şeyde Paris Moda Haftası'nda Erkan Yalçın olarak yürüyormuşum. Erkan nerede işim var orada? Türkiye'de o patlar o organizasyon. Ya. Herkes Bence konuşur. Bence de. Herkes konuşur. Yap işte ben bunu diyorum. Ben yürüsem bile olay oluyor biliyor musun? Sonra bana diyorlar ki işte nasıl bu kadar ünlü olabildin? Nasıl bu kadar işte popüler olabildin? Ben yürüyorum sadece yürüyüşümü paylaşıyorum. Ne yapayım yani? O şey kumaşı varsa ben ne yapabilirim? Star. Kendimi engelleyemiyorum. Aynen star ya da ünlü kumaşı. Peki bir şey gibi oldu. Katarsis'e döndü program mı? Şeyi de sormak şey diyorum, Birazdan ağlayacağım reyting artsın. <laughs> Biraz öyle otur sorular da sor. Dram yapalım falan. Ee, karşında Erkan otursaydı şimdi. Ne tavsiye vermek isterdin ona? Yürü derdim. Asla arkana Kime bakma bana derdim. derdim. Erkan'a yok. Sana da yürü derim. Yürü yani durma. İnsanlar ne diyor diye düşünme. Çünkü insanlar ne diye düşündüğü... Ama sen düşündü... onu yapmıyorsun zaten. Ben sen yapmadım. Zaten devam ediyorsun. Evet. Kendin de sevmediğin bir şeyin yok mu? Mesela şunu değiştir, spor yap, ne bileyim işte sigara içiyorsan sigarayı bırak, alkolü azalt hiç, gibi. Hiç kötü alışkanlığım yok. Hiç. Tek kötü alışkanlığım müvekillerle oturup ağlamak. Tek kötü alışkanlığım bu. Bunu yapmak istemiyorum bazen. Hani o kadar çok içerliyorum ki... Bazen diyorum ki yapma bunu Erkan. Yani bugün geldim bana ağladın ya yarım saat. Ben senin o ağlamanı gece saat yatakta bile düşünüyorum. Ne yapabilirim? Ne katabilirim bu insana? Yani bunu mesela çok yapıyorum. Hatta ailede avukat da var yani yok değil. Dönüp bana diyorlar ki niye bu kadar çok takıyorsun ki ya? İşi işte bırak. Tamam işi işte bırak da. Ben duygusal bir insanım. Hani o raddeye gelince ya diyemiyorum ya aman bana ne yani başına gelmiş deyip Çekip gidemiyorum. Belki arkan arkan yapan özellikle budur yani. Barodan hiç uyarı geldi mi? Barodan uyarı geldi. Bu noktaya çok girmeyelim. Çünkü yani şikayet edebilirler sıkıntı yok. Ama ben platformda yani kendi sosyal medyamda paylaştığım hiçbir içerik reklam içeriği değil. Bilginal Aksine... Kamuyu bilgilendirmiş oluyorum. Yargıtay kararlarını basit bir A4 kağıdından alıp da paylaşabilirdim. Bunu paylaşan bir sürü meslektaşım var. Ha bir de ne ben, kadar güzel bir şey. Ben oturup da ceza kanunu okumaktansa okumak istemezsin. Erkan Yalçın'ı izlemek Açayım izleyeyim. Ya. Ve ben şöyle yaptım. Yani o yargıtay kararını halkın anlayabileceği bir dilde anlatmaya çalıştım. Hatta bu noktada meslektaşlar eleştirdi. Ya işte o kararda bu yazmıyor böyle yazıyor. Şimdi ben sana ısrarlı takip, takip dedim. Israrlı takipten ne anlarsın? Hiçbir şey. Hukuki değil Hiçbir şey Ama sen beni 7-24 dokluyorsun. Bana ateşler atıyorsun. İşte kalpler atıyorsun sosyal medyamdan. Ne olur? Diyorum ki sen beni fazla stokladığın için Yargıtay'ın bu, bu, konuda yerleşik Yargıtay kararı var. Israrlı takibe gidersen sürekli mesaj atarsan, sürekli cinse içerikli bir şey yazarsan, sürekli bir teklifte bulunursan bunun cezası var diyorum. Ne bunun cezası? Yani bilgiyi de alalım biz de burada. Yani 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası. Yani sürekli sürekli hakarete girerse zaten adli para cezası da alıyorsun. Yani dediğim şeyler bunlar. Ceza alıyorsun. Yani bunu insanlara işte bir insan arkadaşlar sosyal medyadan çok hani cinsel içerikli paylaşımlar yapmayın onu takip çok etmeyin onun profiline girip sürekli ateşler atmayın ateş dediğim hani şu alev işareti atıyor bana hmm. çok atıyorlar bu aralar alev işareti atıyorlar kalpler falan filan işte yok yemede bunun yanında yat bu tür şeyler yazdığın zaman bunlar hakarete giriyor yani bahsettiğim bana yazmıyorlar bu arada yemede yanında yat yazmadılar yani hani insanlar yazdığı için Hani o tür mesela içerikleri yargıtay paylaşıyor zaten. Diyor ki ben kararımda bunu verdim. E şimdi ben o yargıtay kararını hukuki dilde değil de insanların anlayabileceği bir, bir dilde. Bir dakikada anlatıyorsun yargıtay kararını e yani 2-3 saatimiz gider. E yani mesela bunu da mesela çok eleştiriyorlar. İşte detayları açıklamada diyorsunuz girip okuyoruz. detay. Ya ben detayları da yüzeysel yazıyorum. Şimdi kardeşim orada 15 sayfa yargıtay kararı var hangi ben çok hızlı okuyorum diyebilen adam orayı bir dakikaya sığdırabilir ya da 25-30 saniyeye sığdırabilir. Ne yapayım? Sosyal medyayı genişletmek lazım. Az reels dakika süresi az. Yani onu sıkıştıracağım diye uğraşıyorsun. Bir emek veriyorsun ve o emeği insanların böyle bir dakikada linçle, linçlemesine asla izin vermiyorum. Vermeyeceğim de. Az önceki sorduğun soru için söylüyorum. Şu an karşımda Erkan Yalçın olsaydı Sadece ona şunu derdim. Kimseyi dinleme, kulaklarını tıka, yoluna devam et. Yani bu e, mesajlar, bu sosyal medyadaki şey hiç umurunda değil mi? Değil ya, niye umurumda olsun ki? Biri sana hakaret etti diye o mu oluyorsun? Olmuyorsun. Hazar Ergüçlü Dilber için ne dedi? Dil, Dilber'i çok eleştiriyorlar. Şöyle böyle halk dedi ne kadar çok eleştiriyorsa ben öbür hafta, öbür çekimde daha çok onu yapıyorum ve şu an izlenmelerde reytinginiz bol olsun Yılmaz Hocam. Gerçekten ama öyle. Bu halk hani bazen kaosu seviyor. Evet. Linçle, linçlemeyi seviyor. Yani oturup ben hani şu oldu bu oldu bu gitti. Ben ünlenmek isteseydim emin ol tek bir cümlemle Türkiye'nin zaten gündemine otururdum. Hiçbir zaman böyle bir gayem olmadı. Beni bu yollara hep Zülal düşürdü falan diye başlıyormuşum. Ne yaptı Zülal? Ya biz nişan taşında yemek yiyorduk. Ramazan dönemi için değil. Yani bundan yaklaşık 3 ay önce. Yemek yiyorduk dedi Çok ki. Çok dikkatliyiz. Kendisi benim kişisel yaşam koçum bu arada. Dedi ki Erkan bu böyle olmuyor dedi. Nasıl olmuyor dedim. Yani böyle durup dururken. Dedi ki ben dedi işte seni paylaşmak istiyorum dedi. Sen, seni de tüm Türkiye tanısın dedi. Ya dedim ki benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Zaten hani program teklifleri geldiğinde gidiyorum ki sana da geldim. Yani 4 sene önce senle de program Aynen. yaptık. Teklif geldi, geldim. Kimseyi de kırmıyorum bu noktada. Bu aralar çok kırıyorum çünkü çok fazla teklif geliyor. Dedi ki yani insanlar seni tanısın. Bir yürüyüş videosu çekeceğim, koyacağım dedi. Ve dedi emin ol o ünlü kumaşı var sende dedi. Ben de dedim Züleyha ne yapıyorsan yap benden uzak oyna dedim. Aldı çekti beni koydu profilime. 3 milyon falan ilkini izlendi. Öbür videoyu koydu 7 milyon. Dedi ki bence dedi devam etmeliyiz dedi. Beni bu yola soktu artık geri dönemiyorum. Vallahi geri dönemiyorum. Yani halk o kadar şey istiyor ki. Yani Instagram'ı kapattım ya o kadar çok şey geliyor ki mesaj. Artık hani şey olamıyorsun. Ve ben hani geri çekilmek istediğim noktada halktan insanlar yani beni sokakta böyle görenler hayır diyor biz seni istiyoruz bırakamazsın diyor. Ünlü olmak böyle bir şey. Evet, evet, evet. Sen istesen kamuya de maalesef. ben buraya evet kamuya mal oluyorsun. Nişan taşındayız zaten şu an. Çekim yapıyoruz. Gel, geliyorum yolda yürürken yani yolda yürüyemez kıvama geldim. Dur durup fotoğraf istiyorlar. Ben kimseyi de kırabilen bir insan değilim. Hiçbir zaman öyle bir insan olmadım. Yani bu raddeye geldikten sonra hadi ben istemiyorum e, diyemiyorsun. Sen istesen de halk istemiyor. Ben istesem de Zülal istemiyor. Zülal istemiyor. Ben mesela çok şaşırmıştım. Birden böyle Erkan Yalçın'a inanamadım mesela o değişime ben. Nasıl çünkü, oldu böyle gibi çünkü diye. tanıyorsun. Evet tanıdığın Erkan. Için. Benim tanıdığım Erkan işte gelirdi hukuku anlatırdı giderdi değil mi? Algın o algıydı. Evet. Şimdi öyle olunca insanlar hani şey düşünüyor. Acaba yani ben inan hani hukuk üstünden değil yani ben normal kişisel günlük hayatımı kendi işte 4-5 bin takipçimin olduğu dönem profilimin kapalı olduğu dönemde ben paylaştığımda mesela bugün bir tane gönderi paylaşmadığımda direkt yazıyordu bizimkiler herkes arkadaşlar falan ne oldu hasta mısın bir sıkıntın mı var çünkü niye biliyor musun insanlar seni görmek, görmek istiyor istiyorum. yani bugün er, Erkan bir şey paylaşmamışsa kendimi kötü hissediyorum diyen bir kitlem vardı o zaman zaten. E bu kitle Türkiye'ye yayıldı. Yani bir işte geçenlerde izlenme şeyini paylaştık. 70 e, nokta işte bilmem kaç milyon yani baktığında Türkiye endeksine vurduğunda neredeyse iki, iki kişiden biri zaten en hani iki kişiden biri seni görmüş hani vurduğun zaman e, e şimdi böyle de olunca Hani ben mesela havalimanında çok bunu yaşıyorum. Direkt oradaki arkadaşlar diyor ki ya işte avukat bey bir fotoğraf alabilir miyiz Ne? Tabii ki diyorum. Fotoğraf çekiyorum. Normal hayatıma devam ediyorum. Benim değişmedi mi hiç? Değişmedi. Yok, değişmedi. Yok. değişmedi. <laughs> Erkan Değişmeden değişmez. tutuyor, Erkan, Erkan değişmedi. Hiçbir zaman değişmedi. Hep böyleydim zaten. Dediği gibi ben aslında kendimi daha çok tutuyorum. Yani ya ben işte topluma hani mal olmuş bir insan ama benim hani bir mesleğim var, bir duruşum var. Hani ona da dikkat etmem lazım. Evet, tabii kesinlikle. Hani bunu diyorsun. E öyle de olunca kendini ister istemez kısıtlıyorsun yani. Ama moda tasarımcısı olsaydım ne defileler yapardım. Bazen diyorum hani Yapmak o şey Yapmayı düşünüyorum hani bazen. Çok büyük bir platform orasında yani e, zaten çizimlerim vesaire var. Hani ilerisi için ne olur bilmiyorum. Ben ne dediysem başıma geldi bugüne kadar. Avukat olmak istemiyorum dedim. Avukat oldum. Ünlü olmak istemiyorum dedim. Ünlü oldum. Yani e, şimdi şey diyecekler. Kendi ünlü olarak atfediyor falan diyecek. Böyle bah, de, de bu noktada da biraz egoist olacağım. Yani e, benim için ünlülük şu. Tanınır olmak. Bir insan seni, sen onu tanımıyorsan, o seni tanıyorsa benim için artık bu tanınmışlık yani adanmışlık oluyor. E, o noktada insanlar beni tanıyorsa ben direkt diyorum ki evet demek ki o ünlü kategorisine girmişsin yani. Böyle adlandırıyorum. Bazıları fenomen de diyor fenomenini çok ben anlamıyorum. Biraz z kuşağı olduğumu düşünüyorlar ama z kuşağı değilim ben. Yani hani öyle olduğu için ben fenomen olarak da adlandırmıyorum mesela hiçbir zaman. Evet tanınır bilindik bir insanım diyorum. Peki şimdi insan şöhret olunca da biraz tanınmış biri olunca da şöyle bir misyonu oluyor örnek alınabiliyor. Senin örnek almalarını tavsiye eder misin mesela gençlere? Ya da neyini örnek alsınlar, neyini almasınlar? Şey başlıyormuşum, dediklerimi yapın, yaptıklarımı yapmayın diyormuşum. <laughs> Kesinlikle beni örnek almalarını isterdim. Çünkü niye diyeceksin? Bugüne kadar yani ben kendi hayatım üstünden 3-4 cümleyle kendimi şey yapayım, özetleyeyim. Bir kere çok çalışkan bir insanım. Yani hiçbir zaman gücenmem, gocunmam ne iş olursa olsun ya ben bunu yapmayacağım demem. Çalışkanlık konusunda benim gibi olsunlar. hırslanma konusunda benim gibi olsunlar. Ama hırslarıyla egosu arasındaki o çizgi noktayı kesinlikle eşitlemeleri lazım. Çünkü çok hırslı olurlarsa bu, bu sefer egolu olurlar. Egolarının altında o hırslarıyla birlikte ezilirler. Böyle bir insan olmasınlar. Renkli bir kişiliğe sahibim ben. Herkes renkli olmak zorunda değil bu noktada giyim kuşam noktasında yani tarz stil noktasında ben bir avukat olduğum için mesleğimin gerçekten çok ciddi bir meslek olduğunu her zaman şık giyinmemiz gerektiğini topluma mal olmuş bir meslek yani oturup da şortla taytla bilmem neyle adliyeye gidemezsin bu kanıda bir insan olduğum için bu noktada da beni örnek alabilirler çünkü benim tarz olmadığım ya da atıyorum Mesleğe giyim konusunda aykırı davrandığım hiçbir nokta yok. Bu noktada örnek alabilirler. Başarı noktası vesaire onlara girmiyorum. Onlar reklam yasağına girer. O noktada herkes kendini geliştirebilir. Kimse ben işte düşük bir not ortalamasıyla mezun oldum. iyi bir avukat olamam demesin. Aksine kendine bir hedef belirlesin. Ben mesela kendime göre aylık, yıllık, bazen hatta haftalık hedefler koyarım. O hedefe ulaşırsam kendime bir ödül veririm. Ödül sistemiyle ben genelde kendime göre çalışırım. Mesela bu yıl atıyorum şunu yaptım. Kendime şurada tatil ödülü vereceğim derim. Giderim de yaparım da. Çevremdeki insanlar bu noktada beni bilir nasıl bir insan olduğumu. Yani bu noktalarımla beni örnek alsınlar. Sen kimleri takip ediyorsun mesela? İnstagram'da. Yani, Bayılıyorum paylaşımlarına dediğin kim var? Takip ettiğim yani çok var. Yani ünlüler camiasında mı sebebiyet sınıfında mı? Bakayım bu ne paylaşmış acaba bugün diye girip böyle profilini stokladığın biri var mı? Var yani mı Yani var yaklaşık bir öyle 4-5 kişi var ama ben ismi adlandırmayayım. Çünkü niye diyeceksin? Erkan aşk olsun, beni niye takip etmiyorsun diyebilecek. Gerçekten var öyle ya. Mesela ünlüyüz o beni takip ediyor ama ben onu takip etmiyorum. Hep böyle şeyler olur ya <laughs> ünlüler arasında. <laughs> Aa, şuna bak beni takip etmiyor. Beni haspama bak beni niye <laughs> takip etmiyor falan diyen oluyor hatta bazen. Yani hani dediğim gibi öyle var ya, yok değil. Hani örnek aldığın var mı desen evet örnek aldığım var. Yani çok var. Ha. Hani noktalara bölüyorum böyle. Diyorum ki Ay evet Sinir bu şirası. nokta aynen bu noktada bunun gibi olmak iyi falan filan diyorum yani. Ya ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ben, ederim. Baba baba sohbet ettik uzun uzun süre. Çok, çok keyifli bir Benim için de. Içinde. Benim içinde. Zaman zaman tekrarlayalım. İnşallah her zaman bekleriz. Bir sonraki sohbetimizde. Zülal de Bahar da dahil evet, olacak. Evet kesinlikle lütfen. Bugün dahil olmak istemediler ama bir sonraki sohbette hep beraberiz. Hep beraberiz. Aynen. Evet Erkan Yalçın'ı konuk ettik. Harika bir sohbetti. Bizimle birlikteydi. Kendinize çok iyi bakın. Aynen. İzleyinler.